İstanbul'un en yoğun hatlarından biri Beylikdüzü Yenibosna hattı. İşte o hattın şoförleri şu sıralar çocuklardan şikayetçi. Böyle söyleyince kulağa tuhaf geliyor, farkındayız ama o çocuklar seyir halindeki o otobüsleri her gün taş yağmuruna tutuyor ve hem şoför hem de yolcular ölümle burun buruna geliyor. Kendimizi mi koruyalım, yolcuyu mu koruyalım, kimi koruyalım yani? Bakın. O bölgeden korkar hale geldik. Böyle bir eğlence mi olur ya? Onların eğlence sandıkları bir otobüs dolusu yolcunun hayatını tehlikeye atıyor. Buraya gelen taş Allah korusun benim canıma gelseydi ben arabayı kesin orada bir yerlere vurmuştum. Kendimizi mi koruyalım, yolcuyu mu koruyalım, kimi koruyalım yani? Biz şaşırdık kaldık ya. İstanbul Beylikdüzü'ndeki tehlikeli oyunu sahneye koyan durumun ciddiyetinden uzak çocuklar. Çocuklara soruyorsun, eğlence diyorlar. Ya böyle bir eğlence mi olur ya? Eğlence, eğleniyorlarmış çocuklar ya. Yani ben orada kaza yapacağım, onlar eğleniyorlar. Bir şey söylediğin zaman da bizi yolcu şikayet ediyor, niye? Kötü konuşmuşuz diye. İşte o taşlı saldırıya bu otobüs uğradı. Saldırı sırasında otobüs yolcuyla doluydu. Ancak çocuklar yolcunun can güvenliğini hiçe saydı, otobüsü taş yağmuruna tuttu. Otobüs şoförü soğukkanlılıkla otobüsü durdurmayı başardı. Ancak olası bir kaza işten bile değildi. Şoför ilk iş peşlerine düşmek istedi ama çocukları bulamadı. Ben de o ana sinirimde öyle peşlerine koştum ama yakalayamadım. Kaçtı, ilk lastiğinin içine girdiler yani. İlk kez de olmamış. İlk kez olmuyor, sürekli oluyor zaten burada. Aynı gece bütün araçlar hemen hemen saldırdılar yani. İş öyle bir hale geldi ki o duraktan, o bölgeden korkar hale geldik. Sitenin görevlisi diyor ki biz diye buraya polis çağırıyoruz diye. Polis gelip diye bu çocuklar diye buradan diye almıyor diye. Bu çocuklar diye burada diye çok diye yaramaz işler yapıyorlar diye. Biz de bir yavaş edemiyoruz diye sitenin görevlileri de. Otobüs taşlama denen bu oyun ne yazık ki ilk değil. Ama son olmazsa ölümle dahi bitebilir.